Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? Evet, iyiyim. Sağ olun. Nasılsınız? Bayağı zaman oldu biz Vevraz Summit sahnesinde görüşmeyeli. Yani doğru. Günlük hayatta görüşüyor olsak da Vevraz Summit sahnesinde doğru. Bayağı zamandır görüşmemiştik. Aman çok pardon. Hata. Aynen, biz de özledik. Sağ olun geldiğiniz için. Şimdi sizi burada tabii tanıyanlar vardır ya da belki tanımayanlar vardır. O yüzden böyle birkaç tane arka arkaya tabii sizinle alakalı soru soracağım. Buyur. Şimdi öncelikle bir aslında iLab dediğinde belki yani tamam bilen vardır ama bilmeyenler olabilir. iLab ne yapar, ne var içinde, hangi şirketlerin sahibi gibi bilgileri bir paylaşmak iyi olabilir. Onun dışında sizin tabii geçmişiniz de burada kritik. Bir Amerika tarafı var, bir Türkiye tarafı var. Başka bir sektörden internete geçiş var. Ben böyle bunları ortaya bir atmış olayım, sözü size bırakayım. Hem böyle bir Amerika, Türkiye, neden internet, neden iLab, bünyesinde neler varı sizden bir dinleyelim. Okay. Öncelikle davet için teşekkür ediyorum. Muazzam bir organizasyon olmuş yine. Muazzam bir enerji. Sabahleyin hakikaten buraya gelip etkilenmemek mümkün değil. Ondan sonra tebrik ediyorum bu başarıdan dolayı. Şimdi iLab, ben şöyle... Ben dediğin gibi Amerika'da bayağı bir uzun zaman vakit geçirdim. Yaklaşık 17 yıl kadar. 81-98. O sürede işte MBA artı petrokimya ticareti uluslararası anlamda yaptım. Ve daha sonra dedim ya bu artık buy low, sell high beni yeterince tatmin etmiyor. Ben Türkiye'ye döneyim. Türkiye'de yapılacak çok işler vardır yapılması gereken. Ben bu eğitimi daha verimli, daha farklı yerlerde kullanayım diye. Ve nitekim Türkiye'ye döndük. Türkiye'ye döndükten sonra önce bir Türkiye'deki hisse senetlerine yatırım yapan bir fon kurduk 98'in Temmuz'unda. O fon çok iyi perform etti. 2000 yılının başına geldiğim zaman ne yapayım bu getirilerle diye düşündüğüm zaman, etrafa bakındığım zaman internet yatırımları yani bağırıyordu. Yani internet yatırımlarının yapılması bir VC mantığında. Yani bağırıyordu. Bunun birilerinin yapması gerekiyordu. Niçin biz olmayalım diye soyunduk ve iLab Holding'i, iLab Ventures'ı o zaman kurdum. Ve onunla başladık. Yatırımlarımız bir kısmı gidip başka şirketlere, girişimlere yatırım yapmak modunda oldu. Bir kısımları o zaman girişimcilik sektörü bu kadar gelişik değildi. Dolayısıyla bizim kolları sıvayıp bir incubation havasında başlattığımız yatırımlar oldu. Mesela birinci gruba Kariyer.net'i sayabiliriz bizim ilk yatırımımız. İkinci gruba Sigortam.net'i sayabilirim. Şu anda bizim portföyümüzde bulunan şirketlerden, çok başarılı şirketlerimizden gibi. Ve o süreçte de internetin dünyamızı, ondan sonra iş modellerini kalıcı bir şekilde, hiçbir daha geri dönmeyecek bir şekilde değişeceği çok açıktı ondan sonra. Buna inanarak, Türkiye'de de bunun öncülüğüne soyunarak başladık. Ve bugün itibariyle de portföyümüzde 12 tane yatırım var. Bunlar çoğunluğuna sahip olduğumuz yatırımlar. Yani minority hisseler değil ondan sonra. Ve bir tane de exitimiz oldu bu zamana kadar. Bu arada şimdi ben dahil olmak üzere bu hatayı yapıyorum bazen. Hata mı diyeyim onu da bilmiyorum. Bir kafa karışıklığım var. Mesela konuşurken bazen iLab Ventures diyorum, bazen iLab Holding diyorum. Öncelikle hangisini diyeyim ben sizce? Hangisini seviyorsan kullanabilirsin. Yani bizim herhangi bir şeyimiz yok, tercihimiz yok. iLab Ventures deyince aslında direkt bir girişim sermayesi şirketi gibi bir tını yaratıyor bende. Ama farklı yaptığınız şeyler de var aslında. Şöyle, yani iLab Holding'in altında bizim sadece internet yatırımlarımız var. Ondan sonra iLab Holding'in kullanmamızın nedeni şey olarak, tüzel yapı olarak bir holding yapısındayız. Ondan sonra iLab Ventures'un dememizin nedeni de yani venture tipi işlere girdiğimiz için. Yani onu biz daha çok bir brand olarak kullanıyoruz ama tüzel kişiliğimiz iLab Holding. Peki yani şu anda elinizdeki işte ürünler var derken zaten şirketler arkada geldiler. Şuradan da görebiliyoruz. Şimdi bugün size gelen girişimciler oluyor yatırım istemek için. Yani burada sizin yapıyı ben yani şahsen iç yapıyı az buçuk biliyorum. İşte paylaşımlı hizmetler var falan onlardan haberim var. Ama tabii şöyle bir dünya da var. Aslında
tamamının sahibi olduğunuz işler de var. Şimdi mesela bir girişimci sizi neden tercih etsin diye sorayım mesela. Yani bu yapı içinde aslında klasik bir venture capital veya girişim sermayesi fonu değil bu. Değiliz, değiliz. Biz klasik bir VC şirket değiliz. Biz kendi fonlarımızla yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla bizim yatırım kararlarımız çok hızlı her şeyden evvel. Ve biz çok uzun dönemli, bizim GP, LP structure'ımız olmadığı için işte 5 yıl sonra çıkacağız, 7 yıl sonra çıkacağız gibi bir şeyimiz yok. Dolayısıyla çok uzun dönemli bir bakış açımız var ve biz de bir yatırıma girdiğimiz zaman, bir girişime yatırım yaptığımız zaman follow through yatırımlarımız bizim hazır. Yani biz çok uzun dönemli bir commitment yaparak o mindsetle bir yatırıma kararını veriyoruz. Artı bu işi ilk baştan bir şirket olduğumuz için çok ciddi bir know-how birikim var içeride. Dijital know-how birikim var. Ve biz bu know-how birikimini şirketlerimizin ortak kullanabileceği bir excellence center oluşturarak burada işte biliyorsunuz yetenek havuzu oldukça dar ihtiyaca göre bu excellence center'dan bizim şirketlerimize hizmet sağlıyoruz. Ve bu Excellence Center'da önemli kapasitedeki arkadaşlarımızı çekerek ondan sonra bütün şirketlerimiz içerisinde bu fonksiyonlar var. Mesela üründür, UX'tir, UI'dir, Digital Performance, Digital Marketing'dir. Ondan sonra bunların hepsi şirketlerimiz içerisinde var. Fakat buna ek olarak Excellence Center'ımıza da onlara destek veren high kapasiteli arkadaşlarımız mevcut. Dolayısıyla bunlar bizim şirketlerimizin know-how transferini hızlandıran, kendi işlerini daha hızlı yapmalarına izin veren bir yapımız var. Bu arada şimdi gene şirketlere bakıyorum arkada sizlerin de gördüğü. Bu şirketlerin çoğunun ben geçmişten bugüne yolculuğunu biliyorum aslında. Çünkü işte 2006 yılında Webrise kuruldu. O yıldan bu zamana işte buradaki çoğu şirket, işte Kariyer.net'i sizin bünyenize geçmesi, Arabamco'nun satın alması, Emlakjet, Kankredi, Cimri falan hepsinin böyle bir geçmişi gözümün önünden geçiyor. Şimdi o yüzden yine bu soruyu sormaya ihtiyaç duyuyorum. Yani hangi aşamada yatırım yapıyorsunuz, birinci soru ve yine merak edenler olabilir. Yani ortalama yatırım tutarı nedir eğer bir girişimci size gelip yatırım istemiş durumda? Çok erken aşamalar hariç her aşamada yatırım yapabiliyoruz. Ondan sonra mesela bizim bir gitti gidiyor örneğimizde çok erken değildi ama kendisini ispat etmiş bir iş modeli, para kazanan bir iş modeli, hızlı büyüyen bir iş modeli çok kolay bir karardı ondan sonra. Dolayısıyla en erken satın almalar yapabiliyoruz. Mesela Arabam.com'da olduğu gibi ondan sonra şeyde olduğu gibi, hangi kredide olduğu gibi, Emlakjet'te olduğu gibi. Yani iş modeli kendisi, prove edilmiş bir iş modeli var. İş belirli bir yere gelmiş ama artık girişimci çıkmak istiyor ve biz orada satın almayı yapabiliyoruz. Miktarlar da yani minimum 100 bin dolar bir başlangıç olarak olabilir ama 5 milyon plus dolarlara kadar giden yatırımlarımız var tabii. Güzel. Şimdi birkaç tane daha soru var önümde. Bunları hangi sıraya soracağımı düşünmeye çalışıyorum şu anda. Önce şunu sorayım. Şimdi işte biraz önce Nevzat'la da konuşurken ona şey dedim. Yani işte yemek sepetini sattığın için pişman mısın sorusunu sordum. Değilim dedi. Çünkü yani her zaman çok erken olacaktı bu satış için dedi. Yani biz bunu seninle de burada 5 sene sonra da konuşsak o zaman işte bilmem kaç değer olsa veya bugün konuştuğumuzda bilmem kaç milyar konuşuyorsak gene satardım ama gene bu sefer 5 sene sonra bu soruyu sorardın dedi. Şimdi sizin bir gitti gidiyor exit'iniz var. Rakamı yanlış hatırlamıyorsam eğer ilk yani siz burada bir dakika siz çıkmamıştınız değil mi? Önce biz iki aşamada çıktık. İlk aşamada founder'larla beraber bir kısmını çıktık. Biz %17'sine sahiptik. Founder'larla beraber onlar full exit yaptıkları zaman biz %11'ine çıktık. 2011'de. İlk değerlemesi 217,5 milyon dolar gibi bir rakamdı. 217,5'tu. Ama sizin kaçta çıktığınızı bilmiyoruz galiba. Biz ikinci %7'yi de 2 sene evvel çıktık. 2,5 sene önce 2016'da. O da artık açıklanabilir bir şey geçti. Sen de meraklısın böyle konulara. 500 milyon dolardan. 5 bin dolar çıktınız. Vay çok güzel. Onu kayıtlara geçirelim. Yeni exit var mı? Ufukta gözüken.
Kısa vadede yok ama yani olmayacak değil. Ondan sonra olabilir. Biz şirketlerimizin geleceğin daha çok büyüme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz ondan sonra. Dolayısıyla minority ortaklar veya daha sizable ortaklar olabilir ama bizimle beraber bunu daha da hızlı büyütecek ilgili yatırımcılar olursa konuşuruz. Şeyi sormak isterim işte. Biraz önce gene sohbete de yani Nevzat yaptığı sohbete de atıfta bulunacağım. İşte bu sattım pişman mısın sorusunun üstüne şunu söyledi. Yani Türkiye'de çok da öyle stabil bir yer değil sonuçta. Yani bunun seçimi var, darbesi var, osu var, Suriye'si var, bilmem nesi var. Hep sürekli bir aksiyon var. Bir girişimci için bunlar tabii zor zamanlar. Yani biz bir şekilde artık herhalde şeyiz böyle bazen bu siz de çok okursunuz. Yani Amerika'da okursunuz ve dinlersiniz hatta biliyorum. Konferansta da genelde hep görürüm böyle yurt dışında denk geldiğimizde konferanslarda sizin hep böyle oturup elde not aldığınızı bilirim. Orada girişimci veya yatırımcı Amerikalı veya Avrupalı anlatıyor böyle işte o oldu şunu yaşadığımızda bu oldu falan. Ya biz burada onların 10 yılda yaşadığını biz işte bir haftada falan zaten yaşıyoruz aşağı yukarı. Şimdi sizin hem yatırımlardan dolayı tecrübeniz var hem kendiniz aslında girişimciden yatırımcıya dönüştünüz ama hala da böyle hands on sürekli girişimlerle uğraştığınızı biliyorum. Bu zor zamanlarda girişimcilere tavsiyeleriniz olur mu? Birinci soru. İkinci soruyu da bağlayayım buna çünkü ilgili olacaklar. Yabancı yatırımcı ilgisi Türkiye'ye. 2011-2012'de acayip yüksek bir boyuttaydı. Sonra düşmeye başladı. Şu anda düşük ama böyle hafiften bir nabız var gibi geliyor. Sizin bu iki konudaki bir girişimci tavsiye, bir de yabancı yatırımcı ilgisi ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Yani girişimcilere şey yapmayacaksınız, vazgeçmek yok. Yani projenize, fikrinize ondan sonra güveniyorsanız, ondan sonra inanıyorsanız ondan sonra vazgeçmeyeceksiniz. Evet Türkiye son 3-5 yıldır zor bir dönemden geçiyor ama inşallah onları artık geride bıraktık diye düşünüyorum. Ben özellikle bu Suriye belirsizliğinde ortadan kalkmış olduğunu, işte muazzam bir olay o aslında. Evet. Dolayısıyla bence en kötü günler geride kaldı. Dolayısıyla önümüzde güzel günler gelecek. Ben buna inanıyorum. Yani hakikaten zor günler biraz geride kaldı. Girişimci vazgeçmeyecek. Ondan sonra biz mesela yabancı ile ilişkilendirirsek bunu, yani önce kendimizin ondan sonra inandığımızı göstermemiz lazım. Evet zor şartlar şu bu ama Türkiye aynı zamanda çok büyük fırsatlar sunan bir yer. Ondan sonra biz ona inanarak bu gördüğünüz yatırımları yapıyoruz. Yani bu inanç dolayısıyla bunu yapıyoruz. Hiç vazgeçmedik. Ondan sonra vazgeçmek yok. İş modellerinizde yeni fırsatlar önünüze çıkabiliyor. Ondan sonra tehditlere karşı. Mesela bizim burada altını çizmek istediğim iki tane şey olabilir. Bir tanesi işin olsun. Bir tanesi de Trinksat. Evet, soracaktım. Ondan sonra dikkatimi çekti orada. Yani Kariyer.net'in altında işin olsun yepyeni bir Kariyer.net doğurdu. 2,5 yıl önce lansmanını yaptık. Kariyer.net bu zamana kadar Eylül'de 100 bin müşteriye hizmet etme şeyini geçti, yardımcısını geçti. Bizim işin olsun da biz 170 bin müşteriye kullandırdık, 170 bin kurumsal müşteriye. Kariyer.net'te 55-60 bin ilan var şu anda aktif, işin olsun da 40 bin tane, toplamda 100 çok bin ciddi. İlan. Çok ciddi. İşin olsun ne olduğunu biliyor, ne yaptığını biliyorsunuz herhalde. Biliyor musun? Anlatırsanız iyi olur. Ben biliyorum yani da bilmeyen olsun. Olur. Kullanıcıların, gerek adayların, gerekse şirketlerin hızlı, kolay ve lokasyon bazlı eleman bulma ve iş bulma ihtiyacına cevap veren ücretsiz bir hizmet. Bu haliyle daha çok mavi yaka kısma hedefliyor. İşte garsondur, güvenliktir, sekreterdir vesaire o tip işlere çok daha uygun. Ama Türkiye'de 2,5 milyon şey var, 25 milyon çalışan var. Biz Kariyer.net'le o çalışanların hepsi rezümesi bizde ama ondan sonra onların şeyin altındaki piramidin altındaki büyük bir kısmı mavi yaka. Yani şu bahsettiğim işlerle. Kariyer.net kolaylık bakımından, hız bakımından onları tam cevap veremiyordu. Ama bununla biz onları alt taraftan adresleme imkanı bulduk ve muazzam bir şey, yani fırsat. Bir büyüme olmuş yani. Orada. Muazzam. Trink olsun mesela. Evet, o da soracağım diğer soruydu. Şurada çünkü sunumda görüyorum. Ben burayı gösteriyorum. Ekran olduğu için burayı gösteriyorum. Yani size arkamdakine basıyorum aslında. Orada dikkatimi çekti. Trink satı bu arada. Trink.
Trinksat yazıyor değil mi? Trinksat, evet. Trinksat, doğru, tamam. Trinksat yakın zamanda mı duyurmuştun? 6 aylık. 6 ay oldu değil mi? Onu da esasında bir paylaşmakta fayda var çünkü yani, bilinmiyor. Trinksat'la tüketicilerimizin sizlerin araçlarını almaya adayız. Siz çok kolay bir şekilde arabam.com'a giriyorsunuz. Aracınızı tanımlıyorsunuz bize. 30 saniyede size bağlayıcı bir teklif veriyoruz. Ve o teklifi aldıktan sonra Otorapor yine bizim ortaklığımızdan birisi. Hı-hı. Otorapor'a götürüyorsunuz. Orada ekspertiz yapılıyor. Aracınız söylediğiniz gibi ise paranız Trink bir saat içinde hesabınıza geçiyor. Yani siz isterseniz aranızda araba satmak isteyen varsa bugün gidip aracını satabilirsiniz. Araba satmak bugün isteyen var mı burada? Paranız 30 gün, 60 gün ilan vermeyle vesaire uğraşmanıza gerekiyor. Ve değerinde alıyoruz. Önemli olan bu, değerinde alıyoruz. Trinksat'ın yaptığı bu. Çok ve güzel. Aldığımız arabaları ne yapıyoruz? Onları kapalı bir devrede biz ihale usulüyle galerilere satıyoruz. Ve büyümesi nasıl? Onunla giriş çok iyi. Bayağı gidiyor. Çok iyi. Ya bayağı şey, her biri ayrı ayrı girişimler aslında ve tabii, bunlar tabii. Mevcut işlerin içinden doğuyor. Tabii, buradaki hep bütün bu girişimlerdeki hedefimiz o dikeylerde number one olmak. Yani o dikeylerde number one olmak hedefimiz ve büyük bir çoğunda da öyleyiz. Evet. Şimdi karşıma şu tabloyu görünce haliyle son bir soru olarak onu sormuş olayım. ILAP için. Gelecek planlarınız nedir? Benim böyle oldum olası bir ya belki borsaya açarlar falan filan gibi şeyim vardı kafamda ama sizden bu soruyu sormuşum yani nedir gelecek planları? Yani şimdi aile olarak bizim bütün eforumuz bütün şirketlerimizin maksimum oranda büyümesini sağlamak ve bunu karlılıkla yapmak. Önümüzdeki bir yıl içerisinde bu eforumuz devam edecek. İki, maksimum üç yıl içerisinde ailebe ciddi bir fon girişini sağlamak istiyoruz. Bu ya bir IPO ile olacak veyahut da bir growth veyahut da equity partneri olabilir. Bu girişten sonra da yatırımlarımızı daha da artırarak hem satın alma bazında hem de VC bazında yapmaya devam edeceğiz. Vallahi güzel, çok net bir hedef kondu. Bu durumda önümüzdeki 2-3 yıl içinde bayağı bir hareket evet, inşallah. Bekliyoruz. İnşallah. Mustafa Bey çok sağ olun geldiğiniz için. Çok ben keyifli sohbetti. Ben teşekkür ederim. Arayı bu kadar açmayalım bir dahaki sefere. Fazla açmışız. Lütfen, lütfen. Hatta şimdi tam tarihi hatırlamadım ama yani herhalde bir 3-4 yıl rahat olmuştur diye daha düşünüyorum. Fazla. Daha fazla. Evet. Arayı bu kadar açmayalım. Peki. Çok sağ olun geldiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.